Anneler, babalar dikkat. Şırınga çikolatalar maalesef bir can daha aldı. Diyarbakır'da 7 yaşındaki bir çocuk boğazına kaçan kapak yüzünden hayatını kaybetti. Bunlar resmen cinayet aleti yani. Ciğerimiz söküldü gitti yani. Çocuğum nefessiz kaldı. Bu şırınga çikolata bir çocuğu daha hayattan kopardı. Diyarbakır'da yaşayan 7 yaşındaki Umut Bilgi de Ankara'daki yaşıtı Mert Köksal gibi bu şırınga çikolatadan almıştı. Onun da boğazına çikolata tüpünün kapağı kaçtı. Bu şırınga da elindeydi, çikolatasını da yiyordu. Merdiven aşağı indi. O sırada demek ki bu boğazına kaçtı. Bana döndü, baktım hani paniklemiş, böyle nefes alamıyor, zorlanmaya çalıştı. Kendini böyle çırpınmaya çalıştı. Ne oldu ne oldu dedim. Çıkaramadı, hiçbir ses çıkaramadı yani. Nefes alamıyordu. Annesi, komşuları koştu. Umut hızla hastaneye kaldırıldı. Şırınga çikolatanın soluk borusuna kaçan kapağı ameliyatla çıkarıldı. 1,5 saat ameliyatta kaldı, sonra şu parçayı çıkardılar boğazından. Ama kalbi duran Umut bir daha uyanmadı. 8 gün kaldık hastanede, 9. gün bize öldüğünü söylediler. Cenazeyi verdiler. O çikolata yüzünden oğulları Mert'i kaybeden Köksal ailesi de bugün kamera karşısındaydı. Ciğerimiz yanıyor sadece. Ölüyoruz. Bir gün değil, her gün ölüyoruz. Çikolatayı üreten firma başta olmak üzere bütün sorumlular hakkında dava açacaklarını söylediler. Satılmaması gereken şeyleri satıyorlar. Para için. Değmez, para için değmez. Bu arada her okula bir sağlık personeli için neden 2020-2021 öğretim yılını bekliyoruz? Konu beklemeyecek kadar acil. Belli ki şu anda bile geç kalmış sayılır.